2014'e kadar bu haklar yoktu. Gurbetçi vatandaşlar bireysel olarak mahkemelere başvurup davalar açıp bu hakları mahkemelerle kazanıyorlardı. Bunun önüne geçmek adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kanun çıkarttı, torba yasayla bu mahkemeleri kaldırdı. Şimdi tekrar vatandaşlar mahkemelere mi sevk edilecek? Böyle bir şey söz konusu. Zaten şu anda hukuki haklarını aramak üzere harekete geçen vatandaşlar var, duyduğumuz, bildiğimiz konular Tabii ki bunlar. avukatlar kanalıyla bu haklarını arayabiliyorlar. Şimdi bir de Cumhurbaşkanımız EYT'lerle ilgili bir talimat verdi. Eğer böyle bir şey EYT'liler çıkarsa yurt dışında emeklilik yaşı bekleyen onlarca gurbetçi vatandaşa aylık bağlanacak. Ki Türkiye'de de zaten önemli bir problem olarak uzun süredir konuşulan emeklilikte yaşa takılanlar artık seçimleri de geride bıraktığımıza göre Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemine gelecektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu tür meseleleri, yani toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren meseleleri çok da seçim propaganda malzemesi yapmak istemeyen bir devlet adamı, seçimler bittikten sonra önemli adımlar atar. Geçmişte de benzerleri var. Sanıyoruz ki bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de şimdi seçim dönemi bittiğine göre Sayın Cumhurbaşkanı harekete geçecek, talimat verecek ve emeklilikte yaşa takılanların problemleri çözümlenecektir. Dediğim gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlar için de yine önemli bir imkan olacak bu. O zaman şunu demek istiyoruz ki yurt dışında yaşayan tüm gurbetçi vatandaşlarımız emeklilikte yaşa takılanlar kanunu çıkmadan önce bir an önce borçlanma müracaatında bulunsunlar. Borçlanmalarını ödeyebildikleri kadar, hatta büyük bir kısmı değil tamamını ödediklerinde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun çıkarsa bu haktan faydalanıp erken yaşta emekli olacaklar. Buradan bunu çıkarıyoruz. Peki.